Deprem bölgelerine Erdoğan'a oy verdiği için belki de hepimiz sinirliyiz. Ben kesinlikle o insanları sinirli olunmasını doğru bulmuyorum. Dediğim gibi bize göre hata yapıyor olmaları onların acısına eşdeğer bir şey değil. Bu yüzden deprem bölgesindeki her vatandaşımıza saygı duymanızı istiyorum. Bugün anlatacaklarımdan sonra bana hak vereceğinizi düşünüyorum ve bütün rezillikleri ortaya dökeceğim. Onun öncesinde her gün böyle gündemden haberdar olmak için kanalıma abone olup video like atarsanız bayağı sevinirim. Ayrıca bu olayla alakalı yorumunuzu da bekliyorum. Bu konuda hafif üstü kapalı konuşmak zorundayım. Malum Suriyeliler istediğini konuşurken biz konuşursak gözaltına alınabiliyoruz. Ama yeterince anlayacağınız şekilde olayları anlatacağım. Deprem bölgelerinde sadece iki şehirde Kılıçdaroğlu öndeydi. Bunların biri Adana, diğeri ise Diyarbakır. Onun dışından Malatya, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa'da bu bölgelerde Erdoğan öndeydi. Hatta sizlere şöyle seçim haritasını göstereyim. Gördüğünüz gibi sadece bu şehirler arasında Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu seçilmiş %71 oranla. Şimdi biliyorsunuz ki yakın zamanda ülkemizde bir üniversite sınavı düzenlenecek. Ve deprem bölgesindeki insanların bu konuda her türlü yardıma ihtiyacı var. Sınava giriş ücreti olsun, ulaşım mıdır bunlara ihtiyaçları olduğu için haliyle devlet bunları karşılıyor. Evet devlet bunları karşılıyor. Yani en azından sadece şu haritada gördüğümüz sarı yerlere karşılıyor. Evet abi Diyarbakır'daki öğrenciler için hiçbir karşılama söz konusu değil. Hatta Hatta üstüne üstlük bu öğrencilerin sınava giriş yerlerini farklı şehirlere atamışlar. Hayır abi yakın şehirler de değil. İstanbul, Ankara, Siirt gibi şehirlere aktarıyorlar öğrencilere. Sorunca da yol masraflarını karşılayacaklarını söylemişler. İyi de sen bu öğrencilerin sınav masraflarını karşılamıyorsun. Üstüne üstlük çok farklı şehirlere atama yapıyorsun. Şimdi bu öğrenci sınavı mı kafasına taksın yoksa sabah uyandığında çekeceği o yolu mu kafasına taksın? Deprem bölgesindeki insanların belki de birçoğunun işi bozulduğundan ötürü ödeme durumu olmayabilir. Farklı şehirlere atadığın çocukların ailesi belki de yol masraflarını bile karşılayamayabilir. Bunlar gayet normal. Çünkü bu insanlar çok şey kaybetti. İşlerini kaybetti, yakınlarını kaybetti. Bu yüzden maddi durumları buna destek vermeyebilir. Ak koyuncuklar meraktan soruyorum. Siz buna ne diyorsunuz? Bu arada ben artık güzel bir dille konuşmak istiyorum bunlara karşı. Cidden merakımdan soruyorum. İktidar bu konuda bütün şeylerin her şeyini karşılarken %71 Kılıçdaroğlu'nun seçildiği Diyarbakır'daki öğrencilerin masraflarını karşılamama sebebi sizce doğru mu? Yani Malatya'daki çocuklar insan da Diyarbakır'daki çocuklar insan değil mi? Yani bunu soruyorum sizlere. Ha bu arada duygu sömürüsü yapmıyorum. Çünkü bu olay hakkında çok sert konuşmamı beklemeyin. Biliyorsunuz ki bizim Suriyelilere oranla ifade özgürlüğümüz daha kısıtlı bu ülkede. O yüzden böyle çok açık bir şekilde konuşamayacağım. Sonra videomuz yine seçim günü kaldırılan videomuz gibi olmasın. Bu yüzden daha üstü kapalı bir şekilde anlatıyorum sizlere. Ayrıca Diyarbakır'daki kardeşlerime söylüyorum. Yorumlarda en ufak şikayetinizi bile dile getirin. Söz veriyorum bunlara olabildiğince yayacağım. O yüzden yazmaktan çekilmeyin. Hayır bir de bu ne abi? Bu cezalandırmak falan mı? Sırf şehirde 171 Kılıçdaroğlu çıkıyor diye ceza mı uygulanıyor anlamadım. Lan bu adamlar zaten bir deprem geçirmiş. Kayıplar yaşamışlar. İşleri ellerinden gitti. Bütün düzenleri bozuldu bunların. Demek ki herkes vicdanlı olamıyormuş. İnsanlık kimsenin umurunda değil. Benden bu kadar da esenlikle kalın.